Çay TV ekranlarından herkese hayırlı akşamlar efendim. Yeni bir programda yine sizlerle beraberiz. Her cumartesi olduğu gibi dini meseleleri Kur'an'a taşımaya, Kur'an üzerine sohbet etmeye, cevap bulmaya devam ediyoruz. Her hafta olduğu gibi yine bu kelimeyi çok fazla kullanıyorum ama mecburen, çünkü sürekli tekrara düştüğü için aynı şekilde cümleye başlıyorum. Soru, görüş ve önerilerinizle programımızı lütfen destekleyin. Ekranın alt köşesinde bulunan WhatsApp iletişim hattından bize her türlü fikirlerinizi, düşüncelerinizi, varsa sorularınızı iletebilirsiniz. Değinmek istediğimiz konular noktasında da bize yardımcı olabilirsiniz. Şu konuyu da bir programda işleyin diyebilirsiniz. Bu anlamda katkı ve desteklerinizi bekliyoruz. Mahmut abi, hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Teşekkür ederim abi. Evet, şimdi geçen işleyecektik fakat başka sorulardan kaynaklı zaman kalmadığı için hiç değinemedik. Biz her zaman İslam dininin ilk emri olan okuyu övünerek, böyle heyecanlanarak anlatırız. Fenli ilimlerde problem yok fakat sıra Kur'an-ı Kerim okumaya ve anlamaya geldiğinde, malum birçok seyircimizin de bildiği veya şahit olduğu üzere, siz onu anlayamazsınız, sizin boyunuzu aşar, siz Kur'an'ı okumaya çalışmayın. Siz okuyanlardan, bu işin erbaplarından dinleyin, onlar anlatsınlar diye bazı cümleler duyarız. Evet. Şimdi çok övündüğümüz ve ilk emir olarak gelen bu oku, belli yerlerde mi kullanılması gerekiyor? Her anlamda mı? Yani Kur'an-ı Kerim'de dahil olmak üzere her anlamda mı kullanılması gerekiyor? Çünkü okumadan, öğrenmeden biz bu işin altından din anlamda da, siyasal, beşeri ilimler anlamında da çıkamayacağız. Bu konuda neler söylemek istersin abi? Abim, aslında ilk ayet olup olmadığı tartışılır. Genel ekseri ulema Alak suresinin ilk 5 ayetini ilk inen sure olarak kabul etmiş. Bu da rivayetlere dayanıyor. Aslında ilk olup olmamasına gerek yok şahsi kanaatim. Böyle bir ayet var mı? Var. Evet. Yani 5. ya da 10. ayet olursa dikkate almayacağız. İlk ayet olunca mı dikkate almamız gerekiyor? Ayet sıralamasının önem sırasıyla bir alakası yok. Bunu bir önden anlatalım. Peki Allah ayeti kerimede oku diyor. Yaratan Rabbinin adıyla oku. İyi de oku kelimesi ikra tek manaya gelmiyor. İnsanlar buradaki okuyu maalesef büyük bir çoğunluk hemen kitap okumak olarak alıyorlar. Bu yanlış bir bakış açısı. Neden yanlış? Çünkü henüz... O yanlış bakış açısıyla ben de soruya girmiş oldum. Doğru. Evet. Şimdi iyi de bu bir ön söz değil. Bir mevcut bir kitap var. O kitabın en önünde yazan cümle değil. Henüz ikinci vahyin gelip gelmeyeceği belli değil. Oku diye bir vahiy geliyor Resul'e. Şimdi oku diye bir vahiy geldi. İyi de niye okuyacak? Şimdi biz insanlara oku emrini verirken şöyle cümleler kuruyoruz. Allah'ın ilk emri oku, neden Kur'an'ı okumuyorsun? Bu kurduğumuz cümle savunduğumuz nuzul sebebiyle çelişkili. Şimdi nuzulcüler kızacak. Ben nuzul sebeplerine itibar etmiyorum. Allah'ın bir ayeti, bir sureyi indirmesi bir olaya bağlanamaz. O olay olmasaydı o ayet gelmez diye bir cümle kurulamaz. Bir olay yaşanıyor, o olay yaşandıktan sonra o ayet nazil oluyor, nuzul ediyor. İnzal oluyor, eli geliyor yani. İyi de o olay olmasa ne olacak? O zaman ayet gelmeyecek. Ya o zaman Allah hangi olayın geleceğini biliyor, önce o olayı yaşatıyor, o olayı yaşattıktan sonra da ayeti yolluyor. Bunları savunan insanlar sadece atalarından aldıkları bilgilerle savunuyor. Bunun da delili çok basit. Çok basit. İran'daki nuzul sebebiyle Türkiye'deki nuzul sebepleri birbirinin tam tersi. Sadece bu düşünmeniz için yeterli. Eğer siz bu iddiaya inanırsanız, Öztürk Hoca gibi, tarihselci, işte Mustafa Öztürk var ya tarihselci, evet, diyor şu olay indi diyor. Şu olay oldu diyor. Bu olay olduğu için diyor bu ayet geldi diyor. İran'da ne? İran'da tam tersini savunuyor. Şöyle bir olay oldu diyor. Allah muhafaza ki çok tehlikeli şeyler anlatıyor. Onun için diyor bu ayet geldi diyor. Şimdi Mahmut abi, burada aklıma gelen soru sormam lazım. Çünkü tam odak noktasındayız şu anda. Evet, buyurun.
Evet, bir sebebe bağlamak doğru değil dediniz ayetlerin giriş sebebini. O zaman şöyle bir şey sonuç çıkartabilir miyiz bunda? Bugün bazı ayetlerin hükmünün kalktığını söyleyenler o zaman o bakış açısıyla haklı. Çünkü eğer o olay üzerine gelmiş ve o olayı sadece bağlıyorsa, bağlayıcılık o olay üzerine ise o olay yaşanmış, bitmiş, o zaman ayetinde hükmü kalkmış olabilir. Yani bu mantıkla bakarsak. Zaten öyle diyorlar. Nasih mensuh da aynı. Nuzul sebebiyle nasih mensuh. Yani önce gelen ayetin hükmünü daha sonradan gelen ayet kaldırmıştır diyenlerin elinde de yine bu menkıbeler var, rivayetler var. Diyor ki şu ayet geldi diyor, şu olaydan dolayı geldi. Bu da diyor öteki olayın diyor sebebi olan ayetin hükmünü kaldırdı diyor. Zaten nasih mensuh ilkesinin dayandığı en büyük delil yine aynı şey. Yani nuzul sebebi. Zaten iniş sebebini adam söyleyerek ayeti iptal ediyor. Diyor bu sonra geldi diyor. Bu sonra geldi demesi bile yeterli. Yıl veriyor, sene veriyor. Öteki de sebep veriyor. Birisi ayet şu olay oldu diye indi diyor. Bir sebep veriyor. Öteki de diyor ki 628'de geldi bu ayet diyor. 627'de gelen ayetin hükmünü kaldırdı diyor. Yine tarih veriyor ve bir olay veriyor. İkisinde de metot aynı. Nedir bu metot? Yaşanmış bir olaya ayetleri mahkum etmek. Cümleyi şöyle kurarsak daha doğru olur. Yaşandığı iddia edilen bir olaya ayeti şahit kılmak. İşte örnek olarak müşriklerden birisi geldi dedi ki ey Allah'ın Resulü şu ayı gözümün önünde ikiye yar ben Müslüman olayım dedi. Allah'ın Resulü de ayı ikiye yardı parmağıyla. Ay Uhud dağının arkasına düştü. Dağın yarısı gözükmüyordu. Hazreti Ali'nin evinin arkasına düştü. Dağ gözükmüyordu diye başlıyorlar üretmeye. Bunları üretirken de hemen arkasında diyorlar ki ondan sonra Şavk-ı Kameri ayeti geldi. Yani işte ayet iniyor. Ayette kıyameti anlatıyor mecazen ayet. Diyor ki ay ikiye yarılır. Şimdi ay ikiye yarıldı, yarılır ayeti bu olaydan sonra geldi diyor. Ne oldu? Bu sefer ayetin geliş sebebini bir olaya bağladı. İyi de bağladığı olaylar farklı anlatılıyor. Ya da tamam ay yarıldı, Şavk-ı Kameri biz de ayın ikiye yarıldığına iman ettik. Resul bunu parmağıyla yardı, gördük. İyi de birleşmesi yok. O yarılan ayın tekrar geri birleşmesiyle ilgili hadis yok. Hadis yok. Hadis yok. Ayrıca ayet de yok tabi. Yani ay yarıldı ayetin arkasından ay tekrar yapıştı diye bir şey yok. Ama insanımızın buraları düşünmesi gerekiyor. Şimdi buradan okuya tekrar dönersek insanların buradaki okunun Kur'an sayfalarını okumak olmadığını anlaması gerekiyor. Günümüz itibariyle bu mana verilir. Kardeşim Allah okumamızı emrediyor. Kur'an'ı da oku. Tabii ki. Okuyacaksın. Bu manada şu anda verilir. Ama indiğinde bu manaya gelmesi ağır bir şey olur, iddia olur. Çünkü hem ilk ayet olarak geldiğini söylüyorsun, hem de burada kastedilenin Kur'an olduğunu söylüyorsun. Eğer ayet dese ki, bundan sonra sana 6236 ayet yollayacağız. Bu ayetleri sahabeye, ümmetine, Ehl-i Beytine oku dese, ha tamam hazırlanacak Resul. Diyecek ki ayetler geliyor, ben de bunu size okuyacağım diyecek. Hayır. Peki oku manasının başka manası yok mu? Bakın, oku kelimesinin normal günümüzde de farklı manaları var. Mesela, ismin okundu mu dersem, çağrıldın mı manasına gelir. Evet. Halil İbrahim, ismin okundu mu senin? Hayır, daha ben çağrılmadım. Cevap bu. Gördünüz mü? Yani okuma kelimesi ne manaya geldi? Ya da başka bir tanesini söyleyeyim. Senin canını okurum. Bu sefer meydan okuma manasına geldi. Senin kalbinden geçenleri okurum. Ne düşündüğünü bilirim manasına geldi. Oku tek manada kullanılmaz zaten. Alak suresindeki oku da kainatı okumaktır. Kainatı okumak yaratıcının varlığını keşfedebilmek için bakma manasına gelir. Bakarsın
ve okursun. Örneğin bir bahçeye bakarsınız ve orada kapısında kocaman bir asma kilit var. Ve o kilide bakarak dersiniz ki buraya girmek yasakmış. Bu kilidi okumaktır. Bakıyorsunuz ve orayı okuyorsunuz. Buraya girmek yasakmış kardeşim diyorsunuz. Bu çevreyi gözlemlemek ve gözlemleyerek bir kanaat sahibi olmaktır. Zaten ayet de Alak suresinde bunu anlatır. Bakın şuradan müsaadenizle 19 ayet ve Musaf'ta sondan 19. sure. Hafızanızda tutmanız için iki güzel örnektir. Sondan 19. sure ve 19 ayet. İlk indiği rivayet edilen, inanılan sure. Diyor ki, yaratan Rabbinin ismiyle oku. O insanı bir embriyodan yarattı. Oku. Rabbin en cömert yüce olandır. Kalem yoluyla öğretir. İnsana bilmediklerini öğretti. Doğrusu insan azar. Zenginlik taslayarak. Elbette dönüş senin Rabbinedir. Gördün mü şu engelleyeni? Namaz kılarken bir kulu. Ne dersin? O doğru yolu izlediyse. Yahut erdemliliği öğütleseydi. Ne dersin? O yalanlayıp yüz çevirdiyse. Bilmez mi ki Allah her şeyi görmektedir. Doğrusu buna son vermezse yakalarız perçeminden. O yalancı ve günahkar perçeminden. O zaman haydi çağırsın kurultayını. Biz de zebanileri çağıracağız. Asla ona uyma, secde et ve yaklaş. Siz farklı meallerden de okuyabilirsiniz. Bu taşıması kolay, yıllardır hatırası olan bir mealim olduğu için böyle. Ama anlatmak istediğim şu. Kitabı okumakla ilgili bir şey duydunuz mu? Yok. Allah'ın yüceliğini okumak, kainatı okumakla ilgili bir sure. Ve insanın özelliklerini anlatan bir sure. İnsanın nasıl sapabileceğini anlatan bir sure. Neler yapabileceğini anlatan bir sure. Fakat günümüzde bu surenin oku emrini sadece Kur'an'ı okumak için alırsanız bu eksik olur. Yanlış değil. Eksik olur. Tabii ki bizim zaten insanlara anlatmaya çalıştığımız şey şu. Okuyun kardeşim. Her fikri okuyun. Okumadan hiçbir zihniyetin üstünü çizemezsiniz. Buna hakkınız yok. Okuyun, soru sorun, ondan sonra eleştirin ya da üstünü çizin. Ama okumadığınız bir şey hakkında fikir yapmanız ahlak dışı olur. Konu hakkında hiçbir bilgin yok. Hiçbir şey okumamışsın ama üstünü çiziyorsun. Bunu yapmaya hakkınız yok. Bir konuyu incelersiniz, okursunuz. Dersiniz ki işte ben 9 ışığı okudum, şu soruyu sorabilirim. Ben ilke ve inkılapları okudum, şu soruyu sorabilirim. Hangi zihniyet olursa olsun, siyasi, ticari, akademik ya da dini, okuduğunuz bir şeyi önce mutlaka eleştirme hakkına sahip olmanız lazım. Onun için lütfen okumadan herhangi bir fikir konusunda ön yargılı davranmayın. Konuyla ilgili adam hiçbir şey okumamış, adamın üstünü çiziyor. Kardeşim, Alevilikle ilgili bir eser okumadan Aleviler hakkında konuşmayın. Şia ile ilgili bir eser okumadan Şialıkla ilgili cümle kurmayın. Diyorlar, duydum, muşlarla yargılayamazsınız, fikir sahibi olamazsınız. Herhangi bir şey söyleyemezsiniz. Şimdi mesela bunun tersini bize yapıyorlar. Diyorlar ki, sen işte hadisleri eleştiriyorsun, hadis ilmi aldın mı? Çok basit. Ben de diyorum ki, evet, sizin hadislerinizin anayasasıyla ilgili ne gerekiyorsa okudum. Hadislere şöyle bakmak lazım, böyle bakmak lazım, şöyle okumak lazım. Kardeşim okudum işte. Ben hadis savunuyordum, ehli sünnettim, hadisçiydim ve hadisleri inceledim. Hadis usulüne baktım. Ama onların sorduğu aslında şu, sen hadis ilmini kabul etmiyorsun ama hadisleri eleştiriyorsun. Normalde kurduğu cümle bu. Hadis ilmini eleştirmek için önce onu kabul etmen gerekir. Ben hem hadis ilmini kabul edeceğim onlara göre, ondan sonra da eleştireceğim. Kardeşim ben zaten onun ilmini kabul etsem eleştirmem. Onun için onun öğretilen ilmini almak demek,
O ilmi alırken imtihan oluyorsun ve o imtihanda sana soruyorlar. Diyorlar ki sağlam hadis ayetin hükmünü kaldırır mı? Doğru cevap kaldırır. Şimdi ben doğru cevabı işaretlersem oradan icazet alırım. Diploma alırım. İyi de ben orada doğruyu işaretlemiyorum ki onun diplomasını alayım. Evet. Bilmem derdimi anlatabiliyor muyum? Şimdi bu okudan yola çıkarak Mahmut abi hani burada bir mecaz vardır. Evet. Aslında kastedilen sadece Kur'an okumak değil, kainat okumaktır dediniz. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim Allahu Teala daha yalın bir dille, anlaşılır bir dille veya mecazdan uzak bir dille gönderseydi belki de bugün tartıştığımız birçok konuyu tartışmak zorunda kalmayacaktık. Kur'an'ı açıklamak, izah etmek anlamına yazılan birçok kitap bugün olmayacaktı. Acaba neden Allahu Teala birçok ayette aleni ve çok açık bir şekilde anlatmak istediğini veya söylemek istediğini söylemedi de mecaz kullandı? Bununla ilgili bir yorumun var mı? Tabii. Öncelikle şunu ben savunuyorum. Kur'an çok yalın, çok sade ve çok kolay. Tamam ama şöyle birçok kelime işte Mahmut el görmüş başka bir mana veriyor ona, başka bir anlam çıkartıyor. Tabii. Yani buna sebebi baktığınız değil. Zaman evet yani birçok kişi Kur'an üzerinde çalışan veya başka ilimlerde çalışan insanlar farklı yorumluyor ya. Evet. Yani bu çok sade ve net anlaşılacak bir şekilde gönderilmiş olsaydı bunlara ihtiyaç olmayacaktı. Benim kabul ettiğim öngörü şu. Kur'an çok sade, çok basit ve çok kolay. Peki neden senin söylediğin gibi düşünülüyor? Çünkü o insanlar o kitaplar ile Kur'an'ı bu hale getiriyorlar. Bak Kur'an her zekaya hitap edebilen bir kitap abi. Her zekaya hitap eden bir kitap ancak bu kadar basit olur. Şimdi size karışık zormuş gibi anlatılan bir Kur'an'ı ayet ayet konuşalım. İnanın hiçbir yerinde hiçbir şekilde bir karışıklık göremezsiniz. Tarafsız bakacağınız zaman. Şimdi tarafsız bakıyorum. Diyor ki senden para isteyenlere uyma. Bu çok mu zor bir şey? Bu açık. Çok basit. Kur'an kolaydır. Detaylıdır. Açıklanmıştır. Buna da iman ediyoruz. Şimdi gelelim Kur'an'ın açıklanmayan bir yerine. Yani bize göre kapalı bir yerine. Acaba burada Allah ne demek istedi? Onun peşine düşme diyor ayet sana. Ayet müteşabihin peşine düşme diyor. Sen muhkeme bir anla ve yaşa. Kur'an o kadar mükemmel bir kitap ki. Hangi zeka seviyesindeki insan okursa okusun ondan faydalanır. Şimdi Kur'an'da bilim adamlarının ya da bir meslek erbabının anlayamadım diyebileceği bir ayet olabilir mi? Mesela Allah diyor işte kainatı genişletiyoruz diyor. Genişletiyoruz diyor. Tamam. Bunu nasıl yanlış anlaşılır ki? Kainat genişliyor. Yani kainatın genişlemesini basit bir dille şöyle anlatayım. Bu çay. Buradan ısı sürekli yayılır. Bak sürekli yayılır. Bu kainatın genişlediğinin ispatıdır. Eğer bir gün havadaki sıcaklık çayın içine gelip de sadece bu çayı ısıtırsa o zaman kainat küçülüyor diye cümle kurabiliriz. Ama şimdi bu genişleme olayında mesela siz fiziksel boyutunu ele alıyorsunuz. Tabii. Şimdi ben yorum getirecek bir insan olsam ben manevi anlamdaki boyutunu da ele alırım. Derim ki kainat genişliyor. Bu genişlemeden kasıt insanoğlunun bilime çok hakim olmasıyla beraber yeni yenilikleri ortaya koymasında mütevellit geliştiğini ifade ediyor diyebilirim ama. O da doğru. Zaten işte ayetin müteşabih olması bu. Müteşabih ayet bilinmeyen ayet değildir. Manası Allah katında olan ayet değildir. Müteşabih ayet çok manalı ayettir. Birden fazla manası var demektir. Çünkü zeka farklılıkları birden fazla. Tam suçüstü yaptık. Senin cevabınla. Bilinmeyen ayet olabilir mi ya? Adam diyor ki bu ayetin manası Allah katındadır kimse bilemez. Hiç kimsenin bilemeyeceği Allah katında manası olan bir ayeti Allah niye sana yolluyor? Neden? Ve sadece Kur'an'dan sorguya çekileceksin diyor. Niye? 43. surenin 44. ayeti. Sadece Kur'an'dan sorguya çekileceksiniz. Zuhruf 44. Şimdi sadece Kur'an'dan sorguya çekileceksin diye sana bir kitap veriliyor ve sen diyorsun ki şu sayfanın bizimle bir alakası yok. Bunu demeye ne hakkın var? Müteşabih demek birden fazla manası var demek. Peki neden birden fazla manası var? Benim
birinci şekilde anladığımı sen ikinci şekilde anlayabilirsin. Diğeri üçüncü şekilde anlayabilir. Hata nerede? İnsanlar kendi anladığını tek doğru kabul ediyor. Problem burada. Adam ayet okuyor. Müteşabih bir ayet. Yani çok manalı bir ayet. Ve kendi anladığını tek doğru kabul ediyor. Başkasının başka türlü anlamasına engel oluyor. Diyor ki o ayet öyle anlaşılmaz. Niye anlaşılmasın kardeşim? Adam samimi ise, okuyorsa, okuduğunu da anlıyorsa, okuduğundan anladığından çıkarttığı bir hüküme sen yanlış diyemezsin. Onun içtihadı dersin. Ama o kendi anladığını yasa haline getirirsen olacak. Şimdi kadınları dövün ayetini, adam samimi bir şekilde oradaki darabeyi dövün olarak anlıyor. Ben bile diyorum kadınları dövün ayeti diyorum. Yani o kadar alışmışız yani. Evet. Nisa 34. Şimdi Nisa 34'e göre kadınların dövüleceğini adam anlamış. Şimdi adama sen tek tek soruyorsun. Diyorsun ki bak kardeşim ben burayı dövün diye anlamıyorum. Sebebi de şu. İnsanın insana vurması olarak Kur'an'da daraba fiili geçmez. İnsanın insana vurması daraba fiiliyle geçmez. İnsanın eşyaya vurması, asanın taşa vurulması darabayla geçer. Örtünme ayetinde o göğüslerinin üzerine daraba fiiliyle salın der. Bakın insanın insana vurması olarak daraba fiiliyle geçse Musa'nın attığı yumruk daraba fiiliyle geçmesi lazım. Ama geçmez. Şimdi ben elimdeki deliller ile iman eden bir delil üzerine iman etsin. Elimdeki bu veriler ile Kur'an'ın ayeti, Kur'an'ın ayetlerini açıklar ilkem ile ben kadınları dövün diye anlayana bunları veririm. Adam daha halen dövün diye alıyorsa bu kadar örneğe rağmen, bu kadar misale rağmen halen dövün diye anlıyorsa hesabını Rabbine verir. Niye? Ben çünkü delillerini sunuyorum. Ama adam derse ki Kur'an'da yazmıyor ama ben taşlayarak öldürürüm. Yani adam öyle diyor. Resul diyor bu vahiyi almıştır. Aldığı bu vahiy Kur'an'da yoktur. Uygulamıştır. Rejim vardır. Kur'an'da yoktur ama ben iman ediyorum diyor. Şimdi samimi bir şekilde adamın bu inandığına sen de samimi bir şekilde itirazını yaparsın. Hesabı Allah görür. Ama ben adama bir yaptırım uygulayamam. Ben sadece inkar edenleri Kur'an ile uyarırım. Zuhruf 5. Onlar inkar ediyorlar diye sen ayetle Kur'an'la uyarmaktan vaz mı geçeceksin diyor ayet. Ben o insanları ayetle uyarırım. Ama elimden başka bir şey gelmez. Öldüremem. Dövemem. Bunu yapamayız kardeşim. Eşin seni aldattı, girdin, odada yakaladın. Öldüremezsin kardeşim. Müslümansan öldüremezsin. Örfe uygun yollarsın. Adam sebepsiz yere namaz kılmıyor diye öldüremezsin. Adam ben Müslüman değilim, Müslümanlıktan çıkıyorum derse öldüremezsin. Kur'an'da iki yerde öldürülür insan. Biri kısas, ikisi de savaş meydanı. Kısasta da mesela hüre karşı hür, özgüre karşı özgür, köleye karşı köle der ya. Yani ayetin dediği köle öldüren de öldürülür. Zengin öldüren de öldürülür, özgür öldüren de öldürülür. Kimi öldürürsen öldür, öldürülürsün. Şimdi adam öldürmeyeceksin dememin başka bir yolu yani. Tabii. Eğer sen silahı doğrulttuğun zaman kendi kafana sıktığını biliyorsan sıkamazsın. Kısasta hayat vardır. Evet. Ama tabii yine de Rabbim affedersek daha iyi olacağını da tavsiye ediyor. Bu da tabii Rabbimin tavsiyesi mükemmel bir şey. Şimdi az önce ayeti okudunuz. Ben orada yine sözünüzü kesmek istemedim. Hani diyor ya siz sadece Kur'an'dan hesaba çekileceksiniz. Evet. Yani gönderdiğimiz kitaptan hesaba çekileceksiniz. Daha iyi anlaşılır olması adına şöyle de diyebiliriz. Yani bugün milli eğitimin ders kitapları vardır. Öğretmenler ne yapar? Evet. O ders kitaplarından öğrencilere derslerini anlatırlar. Fakat aynı zamanda çocukların istifade etmesi için kaynak kitapları da vardır dışarıda. Dershanelerin veya başka hocaların yazdığı kitaplar da vardır. Fakat öğrencinin sorumlu olduğu o kaynak kitaplar değil, o milli eğitimin onlara tahsis ettiği dersin kitabıdır. Tabii. İstediğiniz kadar yardımcı kaynak okuyun. Ama şöyle bir soru göremezsiniz. Soruda mesela şöyle soracak. Diyecek ki, 5. ünitenin konusunu Ali Arslan'ın kitabında nasıl açıklanıyor bana izah et.
Yani 5. ünitenin konusunu 5. ünitenin kitabından açıklayacaksın. O ünitenin konusunu X bir şahsın kitabındaki yorumunu koyamazsın. Bu adam bu konuda şöyle diyor diyemezsin. Bu aslında Kur'an'a biraz yaklaşırsanız, Kur'an'la haşır neşir olursanız diğer kitapların hepsinin sizi oraya kanalize ettiğini görürsünüz. Okuduğunuz bir kitap sizi Allah'ın kitabına yönlendirmiyorsa orada bir problem vardır. Hangi kitabı okursanız okuyun, o sizi Allah'ın kitabına yönlendirir. Astronomiyle ilgili bir kitap okuyun, sizi Allah'ın kitabına yönlendirir. Botanik bilimle ilgili bir kitap okuyun, sizi yine Kur'an'a yönlendirir. Neyi okursanız okuyun, Allah'ın kainat konusunda söylediği ayetlere mutlaka getirir. Önemli olan, bu yardımcı kaynak ve eserlerin hüküm koymamasına dikkat edeceksiniz. Eğer okuduğunuz kitap hüküm veriyorsa, o zaman siz ilahi kitabınızı iki yaptınız. Ne demek iki yapmak? İkisi de hüküm koyar. İkisi de karar verir. İkisi de sana yasak koyar. Dersen olmadı işte. Problem burada. Şimdi en büyük problemlerden birisi, şu anda tarikat ve cemaatlerimizin elinde bir takım kitaplar var. Tasavvuf kitapları. Ehl-i sünnet kitapları. Adam şöyle bir cümle kuruyor. Diyor ki, mesela Risale-i Nur'u okuyacaksın diyor. Risale-i Nur'da yazılanı anlamak için de diyor, Ali İmran suresini okuman lazım. Ya da Kur'an'ı okuman lazım. Adam diyor ki Bakara suresinden 176, 177, 178'i diyor okursan diyor, lemmalardan diyor 4. mektubu anlarsın diyor. İşte tehlike burada arkadaşlar. Nedir buradaki tehlike? Bir kitabı anlamak için yardımcı eser olarak size Kur'an veriliyor. Bu çok tehlikeli ve müthiş bir yanlış. Ana eser Risale-i Nur. Risale-i Nur'u anlamak için Kur'an okuyorsun. Yardımcı kaynak Kur'an. Ve bunu savunmak için adam diyor ki Allah'ın kitabını anlamak için diyor Kur'an okuman lazım diyor. Cümle güzel. İyi de yardımcı kaynak Kur'an yaparsan müthiş bir problem. Allah'ın kitabını anlamak için Risale-i Nur okumak başka bir şey. Risale-i Nur'u anlamak için Kur'an okumak bambaşka bir şey. Eğer bunun farkına varırsanız o zaman sizi kimse kandıramaz. Ama Risale-i Nur'da tabii yanlış kaynaklardan bu bilgiyi edinmiş olabilirim. Bilmiyorum doğrusunu ama Risale-i Nur'da vahiy yoluyla iddia ediliyor. Tabii, yani geldi tabii. İddia ediliyor. Yani Kur'an'dan çok bir farkı yok aslında tabii, onların mentalitesine göre. Tabii ya Fehmi İlkay Çeçen'in bu konuyla ilgili videolarını tavsiye ederim. Adam ciddi manada yani sosyal hayatına zarar verecek şekilde paralar harcayarak kitap alıyor. Adam öyle bir fedakarlık yapıyor ki herkes bu fedakarlığı yapamaz. Selam olsun kendisine, saygıyla takdir ediyorum. Adam ekmeğini kesiyor, o kitabı alıyor ki insanlara ispat etmek için, göstermek için. Müthiş bir şey ya. Müthiş bir özveri, müthiş bir fedakarlık. Siz de bir zahmet bir bakın ya. Bir bakın yani sadece bakın. Adam zaten ne gerekiyorsa yapıyor yani. Müthiş bir fedakarlık. Bir tarafta adam bir kitap yazıyor. Onu matbaada yazdırdığı, yaptırdığı, bastırdığı fiyatın 20 katına satıyor. 20 katına. 2 liralık bir kitabı 40 liraya satmak gibi. Evet. 2 liraya yaptırıyor, 40 liraya satıyor. O adam bu kadar para kazanıyor. Öteki taraftan Fehmi gibi bir kardeşim gidiyor sahaflardan. O orijinal eski kitabı 700 liraya, 1000 liraya, 1300 liraya, 1700 liraya o kitabı alıyor. Size göstermek için. Kendisi bunu söylemiyor. Ben söylüyorum. Çünkü kendisi haya eder. Yani bunu anlatmaktan, söylemekten. O kendisine yakıştıramıyor da ben biliyorum adamın çektiği çileyi. Yazıktır ya. Bari emeğe saygı bir bakın, bir kontrol edin. Kitap bu diyor Allah katından diyor yazılması için vahyolunmuştur diyor. Adamların ne söylediğine bir baksan. Yani acayip bir şeyler. Ve buna karşılık bizim yapmamız gereken şey ne? Kur'an okuyacağız, Kur'an okuyacağız, Kur'an okuyacağız. Her gün okumamız lazım, her zaman okumamız lazım. Başucu kitabımız olması lazım. Kur'an'ı anlayamazsın diyenler yalan söylüyor. Kur'an zordur diyenler yalan söylüyor. Allah kulunu anlayamayacağı bir kitap yollayıp sonra hesaba çeker mi? Lütfen dostlar, lütfen Allah'a güvenin.
Şimdi Kur'an-ı Kerim de malum kalın bir kitap ya. Hı. İnsanın gözü kesmiyor neresinden başlasam diye. Aslında çok şartlanmamak lazım. Her gün sadece bir sayfa okunsa, bir sayfa. Ağrıdaki hiç okumamaktan çok çok daha iyidir yani. Abi bak, yani Kur'an bu kadar olsa ne olur ki? Hiçbir şey değişmez. Neden? Çünkü sürekli okuman lazım. Sürekli okuman lazım. Şimdi Kur'an şu kalınlıkta olsa ne olur? Yine sürekli okuman lazım. Sürekli okunan bir şey ile bitirmeye çalıştığın bir şey arasında fark var. Bitirmeye çalıştığın şeyin kalınlığına bakarsın. Evet. Çünkü amaç bitirmek. Birinci bir şey, pardon, geçen programlarda söylemiştiniz o Hitler'in Kavgam kitabını. Evet. Vallahi ben aldım, zaten kalın bir kitap. 120. sayfaya kadar ancak geldim. O da 1,5-2 ayım aldı. Biraz da hep siyasi ve ideolojik terimler olduğu için içerisinde sıkıcı bir kitap. Yarıda bıraktık onu. Biraz ince olsa bitirecektim onu da. Şimdi ama hedef kitabı bitirmek. Kur'an böyle bir kitap değil arkadaşlar. Sürekli okunması gereken sürekli bir kitap. Sürekli okunacağı için kalınlığından size ne? Çünkü sürekli okuman lazım. Anlatabildim mi? Yani 100 sayfa ne olacak? Bitirdim diye sevinecek misin? Hayır. Çünkü sürekli okuman lazım. Sürekli okuyacağım bir kitabın kalınlığı önemli değil. Eğer doğru anlıyorsanız, yani sürekli okumanız gerektiğini biliyorsanız, sürekli okunacak bir kitabın kaç sayfa olduğunun bir önemi yoktur. Evet. Şimdi buradan yola çıkarak aklıma, siz anlatırken benim çok çok güzel, belki konuyla aynı bağlamda gitmiyor gelen sorular, aklıma gelen sorular ama sormak istiyorum bunu. Çünkü Allah-u Teala, yanlış söylüyorsam düzeltin Mahmut abi, belki motomot da söyleyemeyeceğim ama kainattaki her yarattığını insanlığın hizmetine yarattı diye böyle bir ayet var değil mi? Tabii, yani doğru. Boşu boşuna yaratılmadı. Evet, evet. Şimdi Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de son peygamber olarak, ahir zaman peygamber olarak hep bahsedilirken ahir zaman peygamberi diye kendisinden bahsediliyor. Şimdi ahir zaman, yani son zamanın peygamberi, son dönemin peygamberi. Evet. Ben tabii bu biraz böyle çok dini bir mesele değil, biraz daha sosyal mesele gibi gözüküyor ama şunu merak ediyorum. Yani son dönemin peygamberi ve kıyametten önceki son peygamber. Evet. Şimdi bir de bir tarafta da kainat insanlığın hizmetine yaratılmış. İkisi de bir kenarda duruyor. Baktığımız zaman işte biz 80 bin galaksiden bir tanesinde yaşıyoruz. Daha henüz İşte Mars'a doğru dürüst gidilmemiş, Ay'a gidildiği şüpheli gözüyle hala bakılıyor ona. Bir hikayedir, bir işte fotomontajdır, video montajdır, kurgudur gözüyle bakılıyor. Bu kadar, yani en azından kendi galaksimizden bahsedeyim. Bu kadar daha keşfedilmesi gereken yer varken, belki de insanlığın yararına Plüton'da çok büyük yeraltı kaynakları, yerüstü kaynakları vardır, meyve ağaçları vardır. Gidilmediği için bilemiyoruz. Yani kıyametin kopması sence de Mahmut abi yakın mıdır veya çok mu uzaktır hala? Şimdi Allah ayeti kerimede ansızın diyor. Ansızın. Yani ne zaman kopacağını bilemeyiz. Bu tartışmasız. İkincisi, kıyamet kaçınılmaz. Yok, kaçınılmaz. Yani, ben şunu, bu nimetler keşfedilmeden kıyamet kopar mı diye ben merak ediyorum aslında. Şimdi yine hadislere, hemen benim hadislere çalışayım. Şimdi mesela bir hadis var. Yani birkaç yüzyıl içinde kıyametin kopması gerekiyordu o hadislere göre. Çünkü Resul diyor ki çok az kaldı, çoğu gitti, azı kaldı. Şimdi Resul 600'lü yıllarda çoğu gitti, azı kaldı diyorsa 600'ün üzerine bir 600 daha ekle, kıyametin çoktan kopmuş olması lazım. Evet. Şimdi cümle böyle. Fakat 1443 yıl geçti. Yaklaşık bir hafta sonra 1444'e gireceğiz. Zilhicce, Hicri takvimin son ayıdır. Adı Hac ayıdır. Zilhicce'nin bitmesi ile Muharrem 1 gelir. Muharrem 1 Hicri yılbaşıdır. İnsanların tabi bu takvimi bilmediği için bazen ben böyle imam dostlarla falan konuşuyorum. Yani Hicri takvimi ayları sırasıyla sayamıyorlar. Çok ilginç. Yani Muharrem'den sonra ne gelir de adam böyle bakıyor boş boş. Sana da sorsam ben de bakarım herhalde. Sefer ayı. Şimdi mesele şu abi. Yanan bir şey tükenir. Yanan tükenir. Çünkü yanıyorsa bir şey bitiyor demektir. Güneş de kimyevi bir yakıt, yani bildiğimiz bir ateş. Maddesi ne olursa olsun yanıyor ve bitecek. Bilimsel olarak da güneş sürekli ısı kaybediyor. Mesela dünkü ısısıyla bugünkü ısısı arasında işte tonlarca değer, güneş soğudu. Şu anda bize tesir etmiyor bu. Çünkü o kadar büyük bir ateş. Ama matematiksel olarak yanan biter ve güneş soğuyor.
Bu da kıyametin kaçınılmaz olduğunun ispatı. Bilimsel olarak kıyamet kopacak. Peki daha bu kadar keşfedilecek kainat var. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyorum ama özlü olarak bildiğim Nasrettin Hoca'nın sözü. İnsanın kendisinin ölümü zaten kıyamet demek. Evet, yani kesin kıyamet. Yani kıyamet odur. Sizin öldüğünüz gün kıyamettir. Bütün insanlık ne zaman biter? Biz bunu görür müyüz, göremez miyiz? Tabii ki bilemiyoruz. Önemli olan bizim kendi kıyametimize, yani kendi ölüm günümüze hazırlanmamız gerekiyor. Ama insanoğlu da böyle bir varlık, yani belki de göremeyecek olsa da merak ediyor. Yani bu bilimsel olarak çok basit. Maddenin durmasıdır. Atom elementinin hareketini durdurması kıyamettir. Şimdi bütün her şey atomdan oluşuyor ve atom hareketli bir element. Atomdaki hareketin dur komutuyla durduğunu düşünsene, füzyon, çöküş. Mustafa Hoca'dan dinlemiştik yıllar önce, yaklaşık 20 sene kadar önce. Eğer atom çökerse, atom arasındaki boşlukları anlatmak için söylüyorum. Atom çökerse bir çay kaşığı kahve birkaç yüz ton gelebilir. Birkaç yüz ton. Atom elementinin etrafında o dönüş var ya, aradaki boşluk ne kadar? Örnek olarak söylüyorum. Bu bina atomun çekirdeği. Etrafında dönenler mahalle, şu mahalle çapında dönüyorsa bu çelik elementi. Marmara bölgesi etrafında dönüyorsa merkez burası ve mesafe aynı. Tahta gibi bir element düşün. Çekirdek bu bina ve etrafında dönen Akdeniz, Karadeniz çapında döndüğünü düşün boşluk olarak. Bu da pamuk elementi ya da gaz elementi. Aradaki boşluğu bir düşün. Ve bu daireyi çizerken bütün ölçü aynı. Aynı. Füzyon, atomun çöküşü demek, maddenin durması demek. Burayla Akdeniz çapındaki, yarı çapındaki aradaki boşluğun komple kapanması demek. O maddeyle. Evet. Yani bayağı karışık bir şey. Beyin yakan bilgi ve sorular, düşünceler ama, bunlar tabii. İşte arkadaşlar, atomun hareketi kainatın, yaratıcının varlığının en büyük delilidir. Ve onu durduracak olan da yaratandır. Atomun çöküşü, maddenin durması, hareketinin durması kıyamet demektir. Evet. Ben şöyle bakıyorum olaya. Tabii peygamberimiz son dönemin peygamberi, kıyametten önceki son peygamber olarak anlatılsa da, yani dünyanın genel tarihine baktığınız zaman 30 milyon yaşında olduğu söyleniyor. O civarda bir yaşa sahip olduğu söyleniyor. İlk dönemi 10, orta dönem 20, son dönemde ilk 10, orta 10, sonra 10 milyon yıl sürerse hala bir 9,5 milyondan fazla yıl zamanı var diye düşünüyorum dünyanın. Ama insanlık tarihine de baktığınız zaman 7000 yıldan bahsediliyor. Yani kainatın yaratılışıyla insanlık tarihi 10 dakikaya denk gelir diyorlar. Evet. Yani bir de bu arada mesela şu da çok konuşuluyor. Tabii ahiretle ilgili peygamberimize soru sorulduğunda Allah diyor ki sen onlara işte o ilim, o bilim, o bilgi Allah katında saklıdır de diyor. Belki tam böyle biraz cümleleri çarptırarak söylüyorum ama evet, anlam itibariyle böyle söylüyor. Şimdi mesela ahiretten de böyle bilgi veren din adamlarımız var. Mesela buradaki bir yılın orada bir gün kadar süreceği ifade ediliyor. Mesela temel dayanağı nedir bilemiyorum. Ama böyle bilgiler de var. Tabii bundaki bu bilgilerin özü bize şunu veriyor. Siz oradaki zaman kavramını anlayamazsınız demektir bu. Ya siz bunu anlayamazsınızın mecazen tarifi budur. Mesela bir ağaç var, kökü yukarıda, yaprakları aşağıda. Dediğin zaman aslında demek istediği sen amuda kalkmışsın. Çünkü kök yukarıda, yaprak aşağıdaysa toprak yukarıda, güneş aşağıdadır. Ağaçtan bahsettiğimiz için söylüyorum. Sen amuda kalkmışsın. Yani senin düşündüğünün tam tersi olabilir. Evet, ters görüyorsun demek ya. Senin düşündüğünün tam tersi olabilir. Biz kavrayamayız. Yani denizin altındaki bir balığa siz ne kadar aslanı anlatırsanız anlatın, balığın hayatı denizin içi, ne kadar aslanı tarif ederseniz edin, o onu kavrayamaz. Çünkü dünyası suyun içi.
Onun için bizim de ahireti kavramamız gidince göreceğiz. Şu anda bizim söyleyeceğimiz her şey zandan ibarettir. Kur'an'ın geldiği ayetlere göre o toplumun güzel, özeneceği, öldüğünde gideceği yer nasıl olursa ayetler onların anlayacağı örnekleri vermiştir. Dereler, ırmaklar, çaylar. Çok ilginç. Çünkü o insan için güzel odur. Ama Rizeli birisi için anlatılanlar gayet normal. Bizim köyü anlatıyor der. Evet. Onun için hayranlık uyandırmaz. Ama orası için hayranlık uyandırır. Afrika'nın çöllerinde yaşayan birisi tabii için çok büyük bir hayranlık uyandırıcı vesile, sebep. Tabii ama Kur'an'ın müthiş bir mucizevi aktarımı vardır. Nedir bu mucizevi aktarım? Çöl insanına hitap ederken denizlerden bahsettiği ayetler, karalardan bahsettiği ayetlerden dünyadaki deniz ve kara oranıyla aynı derecededir. %72 denizden bahseder, %28 karadan bahseder. O oranı şaşırmış olabilirim, siz kontrol edebilirsiniz. Dünyadaki deniz ve kara oranıyla Kur'an'daki deniz ve kara oranı matematiksel olarak aynı oran. Şimdi çöldeki bir insana bu kadar denizle ilgili ayet niye verilir? Yani deniz görmüyorlar ki zaten. Bu Kur'an'ın çağlara ve milletlere hitap ettiğinin harika bir ispatıdır. Ama insanlar daha halen ısrarla bu ayetler Bedevilere geldi, bu ayetler Araplara geldi, bu ayet Bedevi, bu ayet Arap, bu o diyerek kasıtlı olarak ayetlerden kaçmak için çöldeki Bedevi'ye Arap'a gelmiş gibi cümleler kuruyorlar. Hayır, öyle değil. Eğer öyle olmuş olsaydı karanın 10 katı, 20 katı denizden bahsetmezdi Kur'an. Ama tabii görmek isteyen için. Eğer siz görmek istemiyorsanız sadece Araplara gelmiş bir kitap gibi görünürsünüz. Buradan ikinci şey uyarı, eleştiri aklıma geldi. Kur'an yine sadece Araplara gelmiş peygamberleri anlatır. Hazreti Yusuf'u, İbrahim'i, Zekeriya'yı, yani Mısır, Arap Yarımadası, o bölgeye gelmiş Kur'anlar, elçilerden bahseder. Peki dünyanın diğer belgelerine giren elçilerden niye bahsetmez? Ya da başka yere elçi gitmedi mi? Amerika'ya, Çin'e, Avustralya'ya Resul, Nebi gitmedi mi? Niçin Kur'an sadece o Arapların oradaki peygamberleri anlatır, başka peygamber anlatmaz? Bunun da gerekçesi, Kur'an bunları anlatırken unuttunuz mu der, hatırlatır, bilmiyor musunuz der, görmediniz mi der. Kendi tarihlerinden örnekleme yapıyor. Kendi tarihlerinden inkar edemeyeceği şeyleri söyler. Hazreti Yusuf'tan, Hazreti İbrahim'den, Nuh'tan, Lut'tan, İdris'ten, Zekeriya'dan, Yakup'tan bahsetmesinin sebebi o toplum onların hepsini tanıyor, biliyor. Onun için onları hatırlatıyor ona. Eğer tutup da ayet Grand Cherokee kabilesinden bir reisi anlatmış olsa muhatap itiraz eder. Der ki bu kim? Biz bunu bilmiyoruz. Sen neden bahsediyorsun der. Onun için başka bir milletin uyarısı, uyarıcısı Kur'an'da geçmez. Çünkü şahit değiller. Ben iman ediyorum ki yine ayetler ışığında her kavme mutlaka uyarıcı geldi. Ve buna bakarsanız bunların parmak izlerini görürsünüz. Buda'nın bir elçi olabileceğini, arkasından gelen insanlar tarafından putlaştırıldığını ya da Kızılderililerin büyük reisinin daha sonra gelen kavimler tarafından o şekle getirildiğini anlayabilirsiniz. Şimdi bir bakıyorum o şey mesela Uzak Doğu'daki inanışları. Hakikaten ilahi dinlerin parmak izleri var. Hepsi gelmiş ve uyarılmış. Uyarıcıların söyledikleri de 10 emir gibi. Çalmayacaksın, öldürmeyeceksin, yardımlaşacaksın, iyi insan olacaksın, erdemli insan olacaksın. Temel ilkeler aynı. Bu da her topluma uyarıcı geldiğinin müthiş bir delili abi. Evet. Yani zaman içerisinde bozulmuş, yozlaşmış, yanlış tabii anlatılmıştır ve bu şeklini son halini almıştır. Biz bile şurada 100 yıllık tarihimizde bir tarihçiyi dinliyorsunuz, bakıyorsunuz ki Cumhuriyet tarihini farklı anlatıyor. Başka bir tarihçiyi dinliyorsunuz. Başka anlatıyor. Yani 100 yıllık gibi, 100 yıl gibi bir kısa sürede bile bu kadar farklılık oluyorsa 5000 yıllık, 10 bin yıllık insanlık tarihinde neler farklılaştırılmış olmaz ki? Aynı şey hemen şunu söyleyeyim.
bir video çalışmamda Diyanet'in ilahiyatçı profesörü eleştiriliyor. Eleştiren kişi de hadisçi, selefi. Bu selefi vatandaş onun ağzından duyduğunu naklediyor. Diyor ki, ben diyor bizzat diyor kendisinden dinledim diyor. Ama diyor şimdi size anlatacağım diyor, yanlış diyor aktarabilirim diyor. Siz diyor konuyu anlayın yeter diyor. Böyle bir şey dedi diyor. Evet. Yani kendisi sadece birkaç gün önce duyduğunu insanlara nakledecek ama birebir aktaramam diyor. Ve aynı adam videonun konusu 1400 sene önce yapılan naklin noktası noktasını anlatımı. Evet. Gerisini siz hazırladın diyorsun. Yani artık anlayın. İlk bölümün sonuna geldik Mahmut abi. İkinci bölümde inşallah kalan sorulardan, seyirci sorularından devam ederiz. Efendim kısa bir reklam arası veriyoruz. Ardından buradayız, bekliyoruz. Bir yere ayrılmayın lütfen.